sulamakla ilgili de başka bir bitki var. Bayanlar için mesela. Lütfen söyleyin. Şu anda biz de dinliyorlar. Özellikle hanımefendiler yoğunlukta. Buyurunuz. Evet. Şimdi zayıflamak tabii ki binlerce yıldır insanlar zayıflamak için çeşit çeşit metotlar, yöntemler kendilerince üretiyorlar. Üretiyorlar. Biz de çok çalıştık. Önce funda forte ürettik. Funda da zayıflatır. Sonra kuş konmaz. Kuş konmazın kökü zayıflatır. Kuş konmaz forte ürettik. Sonra maydanoz da zayıflatır. Maydanoz forte ürettik. Sonra gökçek diyet ürettik. Ayrı ayrı. Bunlar da zayıflatır. Evet. Fakat Garcinia forte, Garcinia kombucha denen bir bitki. Bu arada izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Diyorlar ki peki biz bunlara nasıl ulaşacağız? Sevgili izleyicilerimiz, ekranınızın altında bulunan numaralardan, internet adresinden İbrahim Bey'e ulaşabilirsiniz efendim. Bu ürünleri doğal yolla, en azından bitkilere nasıl ulaşabiliriz'i merak etmeyiniz. Ekranınızın altında yazmakta. Evet. Evet, Garcinia kombucha. Adı soyadı var bitkinin, her bitkinin. Kombucha demesi kimliği var yani. Vatanının kombucha olması nedeniyle Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi tropik ülkelerde yetişir. Evet. Bal kabağı şeklinde, mandalina büyüklüğünde. Bunun birleşimindeki çok özel bir asit var. Meyve asidi ama zararlı bir asit değil. Asit deyince bazıları yanlış anlıyor. Asit deyince böyle hepsi tehlikeli madde. Hepsi asit. Evet. Elmada da asit var. Ne asit? Malik asit. Evet. Limonda da asit var. Ne asit? Sitrik asit. Evet. Asetik asit. Ya. Bu zararlı bir asit değil. Hidroklorik hidroksi sitrik asit. Bunun özelliği nedir? Çok özel bir asit. Normal olarak kişinin yemiş olduğu besinler, karbonhidrat içeren her şey yağa dönüştürerek bünyemiz, karaciğer ve hücreler depolar yağa dönüştürür. Evet. İşte bu dönüşümü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi bu meyvenin birleşimindeki hidrositrik asit sıfırlıyor, durduruyor. Enzimi frenliyor. Evet. Kişiyi direkt zayıflatmıyor. Sadece enzim salgılanmasını azaltıyor. Ve sonra yavaş yavaş. Enzim oranı azalırsa ne olur? Kişi acıktı ne olacak? Depolanan yağları kullanmaya başlıyor. Hani denir ya, depodan ye acıktığım zaman. Kolaysa yapılsın ama kolay değil tabii. Şimdi arabanızı düşünün mesela, hem de arabanız benzinle çalışıyor hem LPG gazla çalışıyor diyelim. Yolda giderken ama araba daha çok neyle çalışır? Benzinle çalışır. Evet. LPG benzinle çalışır. Şimdi bünyemizde hem yağ ile çalışır hem şekerle çalışır. Evet. Şeker olmadığı zaman yağ şekere dönüştürür. Şeker fazla olduğu için şekeri yağa dönüştürür. Sürekli bir değiştirir. Enerji olarak depolar. Kanda 2,5-3 gramdan fazla şeker olmaz. Hamurlu yediğimiz her şeyi hemen direkt yağa dönüştürerek depolar. Fakat bu depolamayı, yağ dönüşümü sağlayan enzim frenlendi mi ne olur? Depolanmasa ne olur? O zaman hazır olanı kullanmaya başlar. Tabii. Böylece yağlar yavaş yavaş erir. Evet. Hiçbir problem olmaz. Şimdi dünyada birçok diyet şekli var. Efendim, Hollywood'da başlamıştır zaten ilk diyet. Hollywood diyeti diye çıkar. Sonra protein diyeti. Yıllardır ne diyetler geldi geçti de bu diyetlere hani karşılık veren bedenler çok çok fazla görülemedi. Değil mi? Evet. Şimdi mesela Doktor Dukan, bu Amerikalı artistlerin, mankenlerin ortaya çıkardığı Hollywood diyeti hayvansal besin, protein ağırlıktır. Karbonhidrat, sıfır karbonhidrat. Bunun birçok yan etkisini görmüş. Fransız asıllı Doktor Dukan bakıyor ki, yani sadece etle beslenirse asit oranı yükseliyor. Ne oluyor? Kalp krizi, kanın pH değeri bozuluyor, romatizmayı tetikliyor, böbreklere zarar veriyor, karaciğere zarar veriyor vesaire. Birçok hastalıkları asitlenme olur. Asidoz tehlikesi var. Evet. Asit. Mesela kanın pH değeri 7.40. Siz sürekli hayvansal besinde yerseniz kanın pH değeri 7.40'dan 7.35'e doğru kayarsa hayati tehlike başlar. Binde ikilik bir asidik kayma olma, hafif kayma. Kalp kaslarının
pH değeri 6.9. Evet. 6.5'e doğru inse, hafif asitlense ne olur? Kalp kasları yanar. Kişi kalp krizi geçirir, ölür. Lütfen faydalı kısmını konuşalım. Bize bunların nasıl fayda edeceği yönünde şöyle rahatlatıcı bilgiler verelim.